Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yine güzel bir Ramazan akşamında, biraz serin, biraz yağmurlu bir İstanbul iftar saatinde sizlerle birlikteyiz Hilal TV'de iftar saati programımızda. Sevgili izleyiciler, bu akşam çok değerli bir konuğum var. Değerli hocam Mustafa İslamoğlu ile bu akşam güzel bir sohbet yapacağız Allah nasip ederse iftar saatine kadar. Hemen öncesinde birkaç ayeti konumuzla, işleyeceğimiz konuyla alakalı bir iki ayeti sizlerle paylaşıp hocamı stüdyomuza alacağım sevgili izleyiciler. Rabbimiz Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle buyuruyor. La ikrahe fiddin, kad tebeyyener rüştü minel gayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَا لَنْفِسَامَ لِهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Rabbimiz burada dinde zorlamanın hiçbir çeşidinin olamayacağını bizlere bildiriyor ve şöyle buyuruyor. Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz. Rüşt ve gay, yani doğrular ve yanlışlar veya olgunluk ve yanlışlar birbirinden tamamen ayrılmıştır. Femen yekfur bit tağut, kim tağutu, o zorbalığı, zorbayı görmezden gelir ve yalnız Allah'a güvenirse, işte o zaman kopmaz bir ipe sımsıkı sarılmış olur. Allah işitir ve bilir buyuruyor Rabbimiz. Peki dinde zorlama olmaması ne manaya geliyor? Ya da bunun tam tersi olursa, dinde zorlama olursa ne olur diye kendimize sorduğumuzda da elbette münafık insanlar olur diyebiliriz sevgili izleyiciler. İnsanları siz zorla Allah'ın dinine ya da herhangi bir şeye getirmeye çalışırsanız, doğruya insanları zorla getirmeye çalışırsanız onları ancak münafık yapabilirsiniz. İşte bugün değerli hocamız Mustafa İslamoğlu ile nifak ve münafık konusunu masaya yatıracağız Rabbimiz izin verirse. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 63. sure Münafıkun suresi adını taşıyor ve burada Rabbimiz münafıklarla ilgili, dolayısıyla münafıklıkla ilgili bizlere değerli bilgiler, son derece değerli bilgiler veriyor. Şöyle buyuruyor. İzâ câekel münafıkûn, o münafıklar sana geldiğinde kâlû neşhedü inneke le Rasûlullah ve şöyle demişlerdi. Biz şahidiz ki sen Allah'ın elçisisin. Sen mutlaka Allah'ın elçisisin. Vallahu ya'lemu inneke le rasuluhu. Allah biliyor ki sen elbette onun elçisisin. Vallahu yeşhedu innel münafikine lekâzibun. Ancak Allah yine biliyor ki o münafıklar yalan söylüyorlar. Yani senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmeleri düpedüz bir yalandan başka bir şey değil. Allah bunu biliyor buyuruyor Rabbimiz. İttehazu eymanehum cünneten. Onlar işte bu yeminlerini, senin Allah'ın elçisi olduğuna dair yemin dolu sözlerini kendilerine kalkan edindiler. Fesaddu an sebilillah ve Allah'ın yolundan insanları çevirdiler. Allah'ın yolundan çevirdiler. İnnehum sa'a ma kanu ya'melun. İşte onlar ne kötü bir iş yapıyorlar. Zalike bi ennehum amenu. Bunun sebebi şudur. İnandık demeleri, güvendik demeleri, güvenmiş olmaları, sümme keferu. Ardından kafirlik etmiş olmaları dır bunun sebebi. Fetubi ala kulubihim, kalplerinde farklı bir tabiat oluştu bu sebeple. Fehum la yefkahun, onlar artık kavrayabilecek halde değiller. Zalike ayetin devamı şöyle, bir sonraki ayetimiz şöyle. Ve iza raeytuhum tu'cibuke ecsamuhum, onları gördüğünde onların kıyafetleri, görünümleri, dış görünüşleri senin hoşuna gider. Ve in yekulu tesma ali kavlihim, ve konuştukları zaman, bir şey söyledikleri zaman da sözlerine kulak kabartırsın. Ke ennehum huşubun müsennede, oysa onlar duvara dayalı keresteler gibidirler. Yahsebune külle sayhatin aleyhim, bütün her bir bağırtıyı, en ufak bir sesi kendi aleyhlerine zannederler. Humul aduv buyuruyor Rabbimiz. İşte bakınız Rabbimiz nebisine, nebimize onlar gerçek düşmandır buyuruyor. Ve şöyle devam ediyor. Fahzerhum, onlara dikkat et. Katelehumullah enna yu'fekun. Allah onları kahretsin, nasıl da aldanıyor ve aldatıyorlar buyuruyor Rabbimiz. Demek ki sevgili izleyiciler,
dış görünüşleri, sözleri, giyimleri, tavırları Allah'ın elçisinin bile hoşuna gidebilecek, onu bile kandırabilecek şekilde olan kişiler, Resulullah'ı bile etkileyebilecek kişiler münafık olarak tanımlanıyor. İşte bu münafıklar, yani kendilerine karşı dikkatli olmamız, Resulullah'ın da dikkatli olması ve gerçek düşman onlardır şeklindeki söylemin bizzat Rabbimizden geliyor olması bakımından bizler için önem arz ediyor. Münafıklar ve münafıklığı konuşacağız Allah nasip ederse az sonra değerli hocamız Mustafa İslamoğlu ile birlikte. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İftar Saati programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Değerli hocamız Mustafa İslamoğlu'nu bu Ramazan'da ilk kez ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Safa. Şükür kavuşturana diyelim. Eyvallah. Epey bir zaman oldu biz sizinle aynı kameranın önünde geçmeyeli, aynı yayında buluşmayalı. İnşallah bir hayır vardır hocam. Hayır vardır. Ramazan'dan Ramazan'a güllaç gibi. Eyvallah. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Maşallah çok olsun. İyi gördüm sizi. Siz de iyisiniz Allah inşallah. Allah razı olsun. Ben de çok iyiyim. Ramazan da aranız nasıl hocam? Nasıl geçiyor Ramazan? Elhamdülillah. Ramazan eski dost. Eskimez dost. Evet, çok efendim. Güzel. Hoş geliyor. Umarım hoş bulur. Umarım i̇nşallah. Boş bulmaz. Şükürler olsun. Bu mevsimde güzeldi. Maşallah. Hava evet, da bu sene çok müsaade etti hocam. Aynen bize. Hava çok müsaade etti. Evet, yani Rabbimizin rahmeti oldu. İki kez rahmet oldu. Evet. İklim üzerinden rahmet, Ramazan üzerinden rahmet. Aynen, Kur'an üzerinden rahmet zaten Ramazan'a has değil. Evet. Kur'an her ayı Ramazan kılan bir vahiy. Dolayısıyla ömrü Ramazan kılan bir vahiy Kur'an. Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Bayram olsun inşallah. Olsun. Hocam sohbetimize geçmeden hemen sıcak sıcak elime gelen Kur'ani Hayat dergimizin bu yeni sayısını tanıtalım. Kadın ve Kur'an temasıyla bu sayı elimize geçecek, elinize geçecek sevgili izleyiciler. Hepinize tavsiye ediyoruz. Kadın ve Kur'an gerçekten önemli bir konu. Zevkle okuyacağımızı düşünüyorum. Evet hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz. Programımızın ilk bölümünden bugüne elhamdülillah Rabbimiz bize Kur'an'ı burada iftar saatinde konuşmayı nasip etti. Sizle de güzel bir Kur'an sohbeti yapmayı planlıyoruz inşallah. Ve konumuzu da hocam açılışta da sevgili izleyicilerimize konuyla ilgili ayetlerden birkaç tane okudum. Nifak ve münafık konusunu isterseniz eyvallah. Bugün hay irdeleyelim. Hay. Çünkü uydurma dinin olduğu yerde sizin az evvel yayın dışında söylediğiniz gibi münafıkın olmaması mümkün değil. Dolayısıyla eyvallah. Münafık çoğalıyor hatta belki geometrik olarak artıyor bir anda. Bu konuyu sizden bir öğrenelim hocam. Eyvallah. Buyurun. Yani başında söyleyeyim. Dinleyen kardeşlerimizin eğer içerisinde içinin bir taraflarına kramp girmesini bekleyenler varsa o kramp şimdiden girsin. Uydurulmuş din nur topu gibi münafık üretir. Uydurulmuş din benim uydurulmuş dediğim değildir. Allah'ın kitabının uydurulmuş dediğidir. İndirilmiş din de Allah'ın kitabı içinde inen اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ buyurulan, bugün size dininizi tamamladım buyurulan dindir. Yani Allah'ın tanımladığı dindir. Mustafa İslamoğlu'nun tanımladığı değil. Zira dinin sahibi Allah'tır, talibi biziz. Dolayısıyla uydurma dini de yine Allah'ın kitabı onayladığı için öyle uydurma aynen diyoruz öyle. Değil mi hocam? Allah'ın kitabına uymadığı için uydurma diyoruz. Allah'ın kitabının yerine Allah'a din öğretmen, öğretmek. Hı hı. Allah'a öğretilen dine uydurulmuş din diyoruz. Evet. Allah'ın öğrettiği dine karşı Allah'a öğretilen din. Evet. Eyvallah. Nifak kelimesi kelime olarak, kök anlam olarak aslında enfak derler metroya. Hı hı. Metro enfak derler. Araplar halen modern Arapçada kullanırlar bunu. Enfak. Metronun adı metro enfaktır. Hı. İki tane deliği var. Tren kaybolur. Kaybolur, nereden görünmez. Çıkacağı nereden çıkacağı belli değil. Münafık da işte böyle. Onun için yani
nereden çıkacağı belli değil, bir tür köstebek yuvasına girmiş köstebek gibi, kördür ama sizi kör zanneder. Anlatabiliyor muyum? Köstebek öyledir. Kördür fakat sizi kör zanneder. Onun için de tarlayı taşır, alttan taşır. Görmeden ürününüzü çalar. Yumrulu bitkileri çalar. Soğanı götürür, patatesi götürür, sarımsağı götürür. Siz bir bakmışsınız ürün yok. Nereye gittiğini görmezsiniz. Aynen öyle. Toprağın üstünde, ürünün üstü durur. Altı yok. Fakat altı yok. Çok ilginç. Evet. Tam da münafık. Münafıkun suresinde ki ennehum huşubun musennede. Var ya, giydirilmiş kalaslar gibi. Diyor ya Kur'an, giydirilmiş kalaslar gibi. Dolayısıyla kelime oradan mülhem. Oradan mübarek Kur'an bu kelimeyi, ki kelimelere üç tip tasarrufta bulunur, düz kelimeleri alır, aynen kullanır, cahiliyede kullanılan. İkincisi, bir kelimeyi alır, onun içini boşaltır, yeniden doldurur, onu kavramlaştırır. Üçüncüsü ise, kendisi bir kelimeyi kullanıldığı anlamın dışına çıkarır, o anlamdan sıfırlar ve onu yeniden inşa eder. Yani reconstruction dediğimiz işlemi yapar, yeniden yapılandırır. Dolayısıyla üç tip muamele yapar önünde bulduğu dile Kur'an. İşte bu da o ikinci tip kelimelerdendir. Ki nafak olarak da zaten tünel anlamında yine geçiyor. Aynen, yine kullanılıyor. Kullanılıyor. Bu anlamda münafık, özü sözüne uymayan, içi dışına uymayan, içindeki gerçek şeyi gizlemek için dışında numara yapan, bambaşka bir görüntü sergileyen ama sergilediği görüntü ile iç dünyası tamamen farklı ve ayrı olan tip demek. Esasen her nifak olana münafık ismi verilmez. Zira birine münafık demek için nifakı tabiat haline getirmiş olması lazım. Tabiat haline. Bir şeyi tabiat haline getirmekle bir şeye ara ara düşmek ayrı aynı şey. Bu bir. Bir de Kur'an'daki bir ayrımı çok önemsiyorum. Vurgulamak lazım bunu. Kalbinde hastalık olanlarla münafıklar iki ayrı zümredir. Münafıklar kalbinde hastalık vardır. Her münafık kalbinde hastalık olandır. Ama her kalbinde hastalık olan münafık değildir. Dolayısıyla kalbinde hastalık olan hastalığı ilerleyince münafık olur. Ama tedavi de olabilir. Evet. Dolayısıyla kalbinde hastalık olan diye bir tabiri var Kur'an'ın. Kur'anidir. Evet. Aynen tercümesi de böyledir. Dolayısıyla fi kulubihim maradun dediği şeydir. Bu ayrı bir şey efendim. Çünkü bunun Kur'an'daki bağlamlarından yola çıkarak bir araştırma yapmıştım ve iki ayrı durum ortaya çıkmıştı. Yani hafif ve ağırlaşmış iki ayrı hastalık. Evet. Münafıklık bir imansızlık hali olmaktan daha çok bir iman ahlaksızlığıdır. Bu tanımımı önemsiyorum. Ne demek? İman ahlaksızlığı. İman ahlaksızlığı. İmanın ahlakı mı olur diye sorulursa ahlakı olmayan hiçbir şey yok. Evet, bilim var, bilim ahlakı var. Tıp var, tıp ahlakı var. Din var, din ahlakı var. Sanat var, sanat ahlakı var. Öyle değil mi? Evet. Onun için spor var, bir de spor ahlakı var. Yani hayatta ne varsa onun bir de ahlakı var. Meslek var, meslek ahlakı var. Adam meslekte mütebahhir olur, derin olur, çok iyi olur ama meslek ahlakı olmaz. Çok iyi cerrahtır ama diri diri insanları keser, biçer, organ mafyasına satar. Bunda çok örnekleri var hocam zaten, biliyoruz, görüyoruz. Aynen, aynen. Bilgiye sahiptir. Bilgi sahibidir ama bilgi ahlakına sahip değildir. İşte Kur'an'da Araf suresinin 174-175. Ayetinde anlatılan ve Bel'am diye meşhur olan o tip, bilgiye sahip olup da bilgi ahlakına sahip olmayan tiptir. Dolayısıyla nifak da bir iman ahlaksızlığıdır. Yani aslında
biraz sonra inşallah sorarsanız ilk Kur'an neslinin içinde yaşayan münafıklar. Evet. Oradan örnekler verdiğimde bu tip ayan beyan görünecek. Yani bir iman ahlaksızlığı hastalığıdır. Ve münafık kavramını Kur'an Mekke'de değil, Medine'de özellikle üçüncü bir tip olarak kullanıyor. Mekke'de iki tip var, iki tipoloji var. Kafir ve mümin. Kafir de kendi içerisinde müşrik, ehli kitap kafirler, müşrik kafirler, belki dehri dediği bir zümre var Kur'an'ın. Onu ayrı kategoride görmek lazım. Dolayısıyla farklı kafir tipolojileri var ama bunlar kafir üst başlığı altında toplanıyorlar. Bir de müminler var. Hatta bu müminlerin içinde iyi seviyi müminler de var. Bunu da unutmayalım. Evet. Kur'an birkaç yerde Allah'ın ayetlerini dinleyince gözleri yaş ile dolar, kalpleri ürperir dediği tipler de var. Kasas suresinde. İyi seviyi yani. Diyorum, aynen. Ehli kitaptan olup da Allah'ın yeni gelen nebisini onaylayan kişiler. Aynen. Hristiyan demedim onun için, iyi seviyi dedim. Evet. Yani bu anlamda ikiydi. Ama Medine'ye göçüldükten sonra üçüncü bir tip çıktı. Bu aslında bu tip başka yerde olmadığı anlamına gelmiyor. Mekke'de münafık olmadığı anlamına gelmiyor. Müşriklerin münafıkları da vardı. Bu ilginç. Ehli kitabın münafığı zaten var. Bakara suresinde 8. ayetten başlayıp da 19. 20. ayete kadar devam eden ayetler ehli kitabın münafıklarından söz eden ayetler. Bakara suresindeki. Yani orada ıslah etmeleri istendiği zaman biz ıslahatçılarız derler. Hani diyorlar ya efendim, onlar Kur'an'da diyor ki hayır, onlar ifsad edicidirler. Asıl bozguncu onlar. Asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun bile farkında değildirler. Eyvallah. Dolayısıyla işte bunlar bir yoruma göre ehli kitabın münafıkları. Ki mütakip ayetlerde gördüğümüzde bu yorum daha baskın çıkıyor gibi gözüküyor. Tabii Kur'an'da ilk münafıktan bahsedilen yer Ankebut suresi. Ankebut suresi benim nüzul sıralamamda yol suresi. Yani farklı farklı görüşler var ama ben nihayetinde beni ikna eden görüş bu oldu. Yol suresi, Ankebut yol suresidir. Dolayısıyla daha yolda ayrışmaya başlıyor. Daha yolda fire vermeye başlıyor. Daha yolda numara yapmaya başlayanlar var. Medine'ye gelince bu numaralar bin bir çeşide çıkacak. Ve ondan sonra münafık probleminin artarak sürdüğünü görüyoruz. Özellikle Yahudilerle ilişkilerde zaten münafıklık bir tür şey gibi olmuş, taktik. Yani dinin kaçınılmaz bir taktiği gibi. Tuzak gibi bir şeydi diye hocam. Aynen, aynen. Yani şark kurnazlığı içine akide girince münafıklık dönüşüyor. Şark kurnazlığı akideye, dine taşınınca, şark kurnazını dine taşıyınca münafık elde ediyorsunuz. Evet. Şark kurnazının içine biraz din katıyorsunuz. Münafık ortaya çıkıyor. Münafık ortaya çıkarıyor. Tarifi de verdiniz hocam. Eyvallah. Münafık nasıl elde edilir? Nasıl yapılır? Ya nasıl yapılır? Eyvallah. Doğru. Yani bu anlamda Bakara suresinde görüyoruz münafıkları. Münafıkların tasvirini. Yine efendim Ahzab suresinde görüyoruz. Hı hı. Ciddi manada Ahzab suresi malum savaş suresi. Evet. Hendek savaşı sürecinde nazil olmuş bir sure. Ve orada münafıkları görüyoruz. Zaten münafıkların ortaya çıkış süreçleri hayat içindeki denemelerde ortaya çıkıyor. Hep böyle sıkıntılı durumlar. Aynen. Ne zaman imtihan gelecek, ne zaman köşeye sıkışacak o zaman. Aynen. Mesela şeyde de var hocam, bu kıblenin tahvili konusunda da görüyoruz zaten. Aynen. Hatta bu münafığı ortaya çıkarıcı bir imtihan
aynen. Ortaya çıkıyor gibi aynen. görünüyor. Evet. Ali İmran suresinde var. Evet. Yani Ali İmran suresinde var münafıklarla ilgili pasajlar. Yine Haşr suresinde var. Hı hı. İlginçtir münafıklarla ilgili pasajlar. Efendim yani o pasajlara hep gireriz de burada yetişmez. Evet, konuyu yetiştiremeyiz. Ama asıl Kur'an'da münafıklara bir sure ayrılmış. Tabii Tevbe suresinde var. Evet. Çok çok onlarca ayet var Tevbe suresinde. Tevbe suresi de yine imtihan suresi. Evet. Malumunuz. İmtihan suresi. Ve münafık imtihan da ortaya çıkıyor. Aslında münafıklık bir tür ihanet. Münafıklık bir tür imanına ihanet. Evet, imana ihanet. Yoksa kimse annesinden münafık falan doğmuyor. Evet. Ve Uhud'a gelen 300 kişi Uhud'a gelirken münafık olarak geldiğini düşünmüyorum. Hayır. Sadece öyle bir an geliyor ki menfaatlerini tercih etmiyor. Aynen öyle. Tercihini ondan yana yapıyor. Yaptığı tercihi kendisini münafık yapıyor. Yani oraya gelirken münafıklığı tercih edeyim diye gelmiyor. Zaten gelmez öyle olsa. Aynen şey gibi olur değil mi? Efendim Tebük seferine giderken bin bir türlü mazeret ileri sürer. Zaten hocam az evvel dediniz ya münafık adlı tip. Tek böyle belli bir tip değil. Aslında her zümrenin kendi münafıkları. Aynen. O da yani onlar içerisinde de şu münafıktır bu değildir diyemezsiniz. Adamın imtihanla karşılaştığındaki tercihi onu münafık yapar veya yapmaz. Aynen. Biz bunu oradan görebiliyoruz. Aynen. O yüzden kafir müşrikle belki arada ayrılan kısmı bu olabilir. Doğru. Yani siz kafiri zaten biliyorsunuz adam kabul etmiyor sizin söylediğiniz söylemi gerçeği. Ama münafıkta anlamanız imkansız. Aynen. Hatta ben o yani madem oradan açtınız onu ilginç olması hasebiyle bir örnekle örneklendirebilirim. Buyurun hocam. Müşriklerin bile kendi içlerinde münafıkları vardır. Ebu Leheb bir müşrik münafıktır. Yani kendilerine münafıklık yapıyor. Kendilerine münafıklık yapıyor. Ama Ebu Cehil bir münafık müşrik değil. O ihlas sahibi bir müşrik. İhlaslı bir müşrik. Müşrik diyorsun, evet. Samimidir ve ölmüştür. Can vermiştir. Ve son nefesine kadar da şirkini savunmuştur. Yani bu şirkine lanet ama bu yiğitliği, bu mert müşrikliği gerçekten de takdir edilir. Tırnak için. Evet. Benzerlerini bugün de görürüz. Yani münafıktan tabii ki tercih edilir hocam. Bir yanda münafık var, siz onu doğru zannediyorsunuz. Aynen. Öbür tarafta ihlas sahibi bir müşrik var. Oh, onu tercih ederiz. Ama Ebu Leheb kendi davası için savaşa bile gitmedi. Yerine lejyoner gönderdi ve kendi davası için ne ölmeyi ne yaralanmayı göze aldı. Bu önemlidir yani. Onun için bir düşman verecekse Allah münafık tiplerden değil, efendim dürüst içi dışı bir tiplerden versin zaten diye. Zaten humul aduv diyor ya hocam. Eyvallah. Vahzerhum diyor ya onlara dikkat et diyor. Aynen. Yani aynen. Bu elçisine söylüyor. İnanılmaz aynen. bir şey yani. Bize aynen. ki... Biz haydi dikkat etmek zorundayız. Aynen, aynen. Yani onlardan hiçbir şey gelmeyeceğini, hiçbir şey olmayacağını söylüyor aslında. Evet. Yani bu benzeri ayetler. Dolayısıyla bu anlamda münafık Kur'an'da özellikle Münafikun suresinde dört dörtlük işlenir. Evet. Yani ilginçtir. Tabii oraya da geleceğim. Rivayetlerde münafık. Onu herhalde sorarsınız. Evet hocam. Evet. Yani alternatif bir nifak tarifi çıkarmış rivayetler. Kur'an'a paralel. Zaten hocam bu hemen hemen her kavramda, her konuda maalesef. Karşımıza çıkıyor. Sadece nifakla alakalı değil. Kur'an'a maalesef. Karşı münafıkça bir operasyon. Operasyon çekiliyor Kur'an'a. Kavramların üzerini kapatmak ve içlerini yani boşaltmak. Kur'an'ın kamusuyla, namusuyla oynanıyor. Evet. Nifakta da bu böyle. Oysa yani münafığın alametini Kur'an dışında saymaya gerek yok ki. Evet. Aynen. Kur'an zaten saymış. Ve bu alametlerin en başında gösterişçilik, gösterişçi dindarlık. Keennehum huşubun musennede. Evet. Tocibuke eczamehum diyor. Eyvallah. Seni hayran bırakır. Evet. Görünüşü seni hayran bırakır. Çeneleri iyi laf yapar evet, diyor. Evet, hatırlıyor musunuz?
Evet. Münafığın çenesi çok iyi laf yapar. Yine yani yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Bu ne yani içlerindeki evet. aslında ne kadar zayıf olduklarının delili bu içten içe ne kadar korkak olduklarını. Oraya gelecek söz. Evet. Aslında münafık duygularının üstünü, gerçek duygularının üstünü yalanla örten tiptir. Hı hı. Yalanla örten. Yani size söylediği her şey yalan, aslında size gösterdiği her şey yalan. Münafığın bu manada keennehum huşubun musennede üzerinden şöyle bir tanımını da yapabiliriz. Olmak hiçbir şeydir, görünmek her şeydir şey. Diyen evet. tiptir münafık. Evet, aynen öyle. Olmak, olmakla alakası yok. Yani Müslüman olmakla alakası yok. Müslüman görünmek. Görüneyim yeter. Görüneyim. Temiz olmakla alakası yok. Temiz görünmek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de foyasının meydana çıkacağına dair sürekli bir korku içerisinde. Aynen öyle. Yahsebune külle sayhatin aleyhinde. Aynen. Sürekli bir korku. Tetikte. Evet. Sürekli tetikte. Yani münafıklık zor zanaat. Yaşanacak dert değil diyorsun, çekilecek dert değil diyorsun. Çekilecek dert mi Allah aşkına? Yani düşünsene, cebinde bir sürü masken var. Yüzüne takmışsın maskeni, maskenin üstüne bir maske daha takmış. İşte hocam o zaman şimdi, demek ki tercihleri ne kadar, yani insan ne kadar yanlışı tercih etmek ne kadar ya, çekici bir şey demek. Aynen öyle. Ne çekici acayip. Ama çok büyük zahmet. Çok büyük. Yani dürüst olsa evet. ne olacak insan bu ya? Evet. Hata da yapsa ne olacak yani? Aynen öyle. Hatalı bir kul olmak varken münafık olmak ne kadar zor bir iş. Hocam burada bu böyle güzel bir kesim yapalım isterseniz. Eyvallah. Daha önemli bir yerde bölmeyeyim. Bir araya gidelim, sonra iftara kadar devam edelim inşallah. Az sonra birlikteyiz. İftar saati devam ediyor sevgili izleyiciler. Artık kesmeden iftara kadar inşallah Mustafa İslamoğlu hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Münafıkun, münafıkları konuşuyoruz. Münafıklığı ve nifakı konuşuyoruz bugün. Ve münafıkun demişken Münafıkun suresine de biraz değindik ama orada Eyvallah. Bu münafıklarla ilgili çok detaylı bilgi veriliyor. Sadece tabii bu tipolojiyle ilgili bilgi verildiği gibi münafıklıkla ilgili de, kavramla ilgili de bilgi veriliyor bize. Evet, münafığın şartları. Münafık olmanın şartlı koşullarını bize söylüyor Eyvallah. Rabbimiz. Buyurun hocam. Aynı zamanda bu sure, bu mübarek sure, nifaka karşı alınacak önlemlerden birini ve önemlisini de söylüyor. Sure infakla bitiyor. Aa, muhteşem evet. Evet. Münafıkun diye bir sure var Kur'an'da. Bu sure infakla bitiyor. Son pasajı infak. Evet. O tabii nifak ve nifakın panzehiri infaka girmedik. Onda yani aynı kökten evet, geliyor evet. aslında. O infak da yani bir taraftan gönderiyorsun. O başka bir tarafta işe yarıyor. Başka bir tarafta işe yarıyor. Evet. Eyvallah. O da bir metro. Demek ki ama hayır metrosu. Aslında ikisi de işe yarıyor. Yani ikisi de bir taraftan gönderiyorsunuz, başka bir tarafta bir iş yapıyor. Bir iş nifak kötü bir iş yapıyor. Biri yıkıyor, nifak, biri yapıyor. Bir iş yapıyor. Evet, biri Aynen. yıkıyor, biri yapıyor. Biri şerre yol açıyor, biri hayra yol açıyor. Evet. Dolayısıyla aynı kökten olmasının sebebi de bu. Bu anlamda Münafıkun suresinin bize vereceği belki en güzel derslerden biri nifakın panzehiridir. Yani birinin aslında turnusol kağıdı olsa ve bu münafık mı değil mi diye ölçmeye kalksak, onu infakla deneyin. İnfak edebiliyorsa gönülden gele gele Allah'ın izniyle nifaka karşı aşılıdır. 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 Eyvallah. Evet hocam, münafıklarla ilgili bize Münafıkun suresindeki bilgileri isterseniz artık detaylı bir şekilde Rabbimizden alalım. Gerçi bir miktar değindik. Dış görünüşe önem verirler. Medine'deki bu surenin ve diğer surelerin isterseniz Medine'deki karşılıklarını görelim. Tamam hocam, buyurun. Neden Öyle Kur'an'da abi. Bu surelere yer ve bu sureye yer verildi? Münafıklarla ilgili pasajlar neden Medine dönemindeki sureler içinde yekün yer tutuyor? Nasıl bir zümreydi, ne yaptılar? Aslında bu ayetlerin inişine vesile olan tipoloji nasıl bir tip?
Ben bu tipin en tipik örneğini, en bilinen örneğini söyleyeyim. Abdullah bin Ubey bin Selul. Zaten bu surede de aynen geçiyor. Evet. O geçiyor. Evet. O geçiyor. Yani hemen hemen münafıkların anıldığı surelerin içinde bir biçimde söz ona getiriliyor. Geliyor, evet. Evet. Bu adam elebaşı. Hı hı. Aslında bu adam sevgili Resulümüz Medine'yi teşrif ettiklerinde krallığa hazırlanan bir adam. Hı hı. Tacı yaptırılmış ve krallık hullesi, krallık efendim üniforması diktirilmiş. Allah Resulü'nün hicreti sırasında. Yani Resulullah gelince iş yatıyor. Adam krallığa hazırlanıyor. Koltuğuna oturamıyor. Aynen, koltuğuna oturamıyor. Dolayısıyla efendim bu adam aslında ağzı laf yapan, nispeten bilgili, varlıklı bir adam. Ve kabilenin de hatırı sayılır liderlerinden biri. Ve Allah Resulü konuşurken bu adam beş vakti Resulullah'ın arkasında kalan bir adam, onu söyleyeyim. Evet. Evet. Resulullah'ın beş vakit namazda. Beş vakit namazlı bir münafıktan bahsediyoruz. Tescilli münafık. Ayetin onun kabrinin başında bulunma. Evet. Onunla dua etme. Sen onun için 70 defa da af dilesen yine de affedilmeyecek dediği Kur'an'ın adam bu. Adamlıktan uzak bir adam. Ama bugün bu tip aramızda çok yaşıyor. Fakat üstüne toz kondurmuyoruz. Onun için çünkü mescitte yanımızda namaz kıldığı için toz kondurmuyoruz değil mi hocam? Bir yerde de ama biraz. Ama bu adam Allah Resulü'nün arkasında namaz kılıyor. Evet, aynen öyle. Hatta Resulullah hutbe veriyor, konuşuyor mescitte. Kalkıyor. Ey insanlar diyor. Muhammed doğru söylüyor, onun söylediğine uyun. Yani rol çalıyor. Oradan rol çalıyor. Eteklerine tutarak zor indirirlermiş yere sahabe, adam. Çünkü onay merci olmuş oluyor. İnneke le Resulullah diyen aynen, ayetin başında. Aynen. Elbette sen yeminle söylüyor yani. Hayır, yeminle söylüyor. Allah'ın elçisisin diyor efendim. Bunu söylerken bile yalan söylüyor. Yalanı şu, o Resulullah olmadığı için değil, kendisinin inanmadığı için. İnanmadığı için. Dolayısıyla bu anlamda Abdullah bin Ubey bin Selul tipi üzerinden baktığımızda bunun özellikle Münafıkun suresinin inişine neden olan bir olay vardır. O olay da işte Ensardan bir takım gençlerle, muhacirlerden bir takım gençler bir kuyunun başında su çıkarmak için münakaşa yapıyorlar. Yani sıra sende, sıra bende veya ben çıkaracağım, sen çıkaracaksın. Bu ağız dalaşı kavgaya dönüşüyor. O kavgayı görünce bu adam içindeki o hastalık yekiniyor. Ve tam orada herhalde mümbit bir alan buluyor. Kaşıyacak bir yara görüyor. Ve diyor ki şehre dönünce şerefliler, şerefsizleri şehirden, bu ayet ayette var, evet. Ayette var. Şehirden çıkaracak. İşte bunun üzerine efendim şehre geldikten sonra Allah Resulüne ulaşıyor. Hazreti Zeyd bunu daha çocuk duyuyor ve ulaştırıyor. Hatta o adama toz konduramıyorlar. Resulullah da konduramıyor çünkü o da bilmiyor. Sen zaten bilemezsin diyor ayette. Evet. Münafıkları Allah Resulü'nün bilemediği. Evet. Ama rivayet kültürü münafıkların listesini yaptırır Resulullah'a. Şimdi Kur'an bilemezsinler, rivayet kültürü Resulullah'a liste yaptırır. O da ayrı bir hadise. Efendim, ve işte bu şeyde ortaya çıkıyor soruşturma sonucunda. Hatta Zeyd suçlanmanın eşiğine geliyor. Ama ayet destekliyor. Ayet inince anlaşılıyor ki, hatta Zeyd'in kulağını öpermiş Hazreti Ömer ki bu kulağı Allah tasdik etti diye. Çok güzel. Efendim, yani bu anlamda bu adam tescilli münafık.
Fakat ilginçtir biliyor musunuz? Bu adam ölmeden önce vasiyet etti. Ben ölünce beni Resulullah'ın hırkasıyla kefenleyin. Evet. Münafığın alametlerinden biri, Resulullah'ın misyonuna değil de hırkasına, sakalına, kılına, nalına, nalinine, eğer misyonuna vermesi gereken değeri bunlara veriyorsa, al sana münafık alamet. Zaten gösterişçidir dedik ya. Eyvallah. Oraya geldik. Aynen, oraya geldik. Yani kendinde gösterişi sevdiği gibi başkalarında da onu görmeye çalışıyor. Onu görmek istiyor. Evet. Aynen. Hatta münafık öyle bir tip ki öldükten sonra bile gösteri yapıyor. Evet. Allah'a bile gösteri yapıyor. Evet. Şimdi ahirete inanmıyorsan ne olacak bu hırkayla sarılsan ne olur? Sarılmasın. Sarılmasan ne olur? Allah Resulü senin üstünde dua etse ne olur, etmese ne olur? Hayır. Orada bile gösteri peşinde. Orada bile gösteri peşinde. Yani münafıklığın en tipik örneklerinden biri de içine şirk karışmış iman. İçine şirk karışmış iman. Şirki gizleyip, şirki içeride saklayıp dışarıdan Müslüman gibi görünmek de münafıklığın bir başka tipi. O zaman şirki gizlemek bakımından da kafir oluyor diyebilir miyim? Aynen üstünü öyle. Örttüğü için. Aynen şirkin öyle. Üstünü örten kafir. Şirkin üstünü örtüyor. Şirkin evet. Üstünü örtüyor. Aslında içinde sakladığı şirk. Fakat dışarıdan mümin gibi görünüyor. Dolayısıyla bu da münafıklığın bir başka türü. Onun için Medine'deki bu tip, bu tipoloji tek değil tabii. Ne yaptılar? Uhud'a geldiler. Uhud'a gelirken mümindi. Anasından kimse münafık doğmuyor. Fakat Uhud'da baktılar ki post pahalı. Yani sıkıntıya düşeceklerini görünce 300 kişi Uhud'dan geri döndü. Uhud yenilgesinin büyük sebeplerinden bir tanesi daha başta değil mi hocam? Daha başta. Okçuların yerlerini terk etmediyse, terk etme ise bir sebebi, ondan daha önceki sebebi budur. 300 kişi ordunun içinden ayrılıyor. Satıyorlar. Satıyorlar. Aynen. Zaten topu topu 1000 kişilik evet. Bir ordu. Yani 3'te 1'i geri dönüyor. Satıyorlar. Zor günde satıyorlar. İhanet yani. Arkadan hançerlemek gibi bir şey. Dolayısıyla bunlar Uhud'a münafık olarak gelmedi. Ama Uhud'dan münafık olarak döndüler. Döndüler. Demek ki münafık aslında inancının bedelini ödeme günü geldiğinde bu bedeli ödemeyen tiptir. Bunu da buraya yazıyoruz. Evet. Yani münafığın alametleri nedir? İnancının bedelini ödeme günü geldiğinde ödemekten kaçan kişiler. Aynen öyle. Kaçan kişi. Bunu aynı zamanda münafık gösterişçi dindarlık sahibi bir tip ki biraz önce verdik. Allah Resulü'nün hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet ediyor. Düşünsenize. Ondan sonra da yalan söylüyor. Zaten nifak yalanın anasıdır. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bu ayetler, sizin bu bahsettiğiniz özellikleri alıyor, topluyoruz biz şimdi ayetlerden ve işte yaşananlardan. Rabbimizin bunlardan bahsetmesinin sebebi o günkü bir tipi tarihsel olarak bize anlatması mı? Yoksa bugün içimizde bu tarz tiplerin olduğu ile ilgili bir mesaj mı? Kur'an'daki hiçbir örnek sadece tarihsel örnek olarak verilmez. Örnekler tarihseldir, kişiler tarihseldir. Fakat olaylar kişilikler, evrensel. Yani formüller tarih üstüdür. Dolayısıyla o formüller bugün için de geçerlidir. Çünkü siz gösterişçilikten bahsedip bunu münafık tanımının içerisine yerleştirince bugün çevremizde pek çok kişi de bu tanımın içerisine giriyor. Aynen. Bizim zihnimizde. Aynen. Yani dolayısıyla biz bunlardan o kişileri de aynı kavanozun içerisine koyabiliriz diyebiliriz. Kur'an eğer bu mevzuyu ciddiye almış, bunun için pasajlar ayırmış, olmadığı bu koca bir sure ayırmışsa, bu sorun insanlık durduğu sürece duracak bir sorundur. Esasen insana dair bir sorunu konuşuyoruz burada. İçi dışı bir olmayan,
maskeli insan tipine dair bir şey konuşuyoruz burada. Ve belki de en tehlikeli insan tipi. Çünkü maskesiz bir düşman sizin için maskeli bir düşmandan daha zararsızdır. Tabii ki. Niye? Ne olduğunu düşman biliyorsunuz. Olduğunu biliyorsunuz. Ne olduğunu biliyorsunuz. Önleminizi alıyorsunuz. Ama dost maskesi takmış bir düşman en tehlikeli düşmandır. Üstelik hocam şunu da söyleyebiliriz belki. Burada mesela Münafıkun suresinin ilk ayetleri ikinci tekil şahısta yani direkt Resulullah'a hitaben geldiği için Allah'ın dinini Allah'ın kullarına tebliğ eden kişilerin asıl düşmanları, öncelikli olarak düşmanları bu tiplerdir diyebiliriz. Yani aslında bu alanda bulunan kişilerin biraz daha belki tetikte ve dikkatli olması lazım münafık denilen tipe karşı. Sonucunu da çıkarabiliriz herhalde bu ayetler. O sonucu çıkarmamızı destekleyen ayetler de var. İnnel münafikine fidderkil esfeli minen nar. Evet. Yani kafir mi münafık mı daha eşit diye soru sorarsanız eğer, Kur'an münafık. Diyor ki münafıklar ateşin en dibindedirler. Yani bu nedir? Çünkü nifak küfrün üstüne ikinci bir cürümdür. Hı hı. Küfrünü örtüyor. Küfrünü allayıp pullayıp satıyor. Düşünün, içinde taşıdığı başka bir şey var fakat dışından sofu. Dışından dört dörtlük bir mümin olarak evet. gözüküyor. Ve pirincin içindeki beyaz taş. Dişinizi kırar. Evet. Münafık pirincin içindeki beyaz taştır. Kafir pirincin içindeki siyah taştır. Çok güzel. Evet. Dolayısıyla hangisi tehlikeli diye sormaya gerek var mı? Evet. Bu anlamda maalesef rivayet kültürü üzerinden Kur'an'a paralel bir münafık edebiyatı üretmişiz. Bir de münafık çıkaran edebiyat üretmişiz. Münafık imal eden. Münafık edebiyatı üretmişiz bir. El harbi hudatun. Harp hiledir. Bunu Allah Resulü'nün diline koyuyorsunuz. Kur'an'da harple ilgili, savaşla ilgili neredeyse ele alınmayan bir konu yok. Savaşa münhasır ayetler var. Allah Resulü'nün ömründe zaten savaşlar bir sürü. Geçti. Evet. Peki bunu ima eden bir ayet var. Yani bunu doğrulayacak. Harp hiledir'i doğrulayacak bir ayet var. Onun da ötesinde bugün Müslümanlar birbirleriyle harp ediyorlar. Birbirlerine gavurun yapmadığını yapıyorlar. Yani her şeyi meşru kılmak adına harp ediyorlar. Aynen. Diyebilir miyiz? Yani aslında hileye ihtiyaç duyunca savaş açıyorlar. Çünkü madem harp hiledir, en akla hayale gelmedik ahlaksızlıklar, namussuzluklar yapacaksın, affedersiniz. İzleyicilerimizin de affına sığınıyorum. Çünkü yapılanın adı bu. Bu evet. Kediye kedi diye demek lazım. En ahlaksız, en alçakça işleri yapacaksın ama harp hiledir deyip çıkacaksın. Yani bunu siyasette de yapacaksın, ticarette yapacaksın, efendim bilimde yapacaksın. Sen bilim adamısın, hakkını vererek bir doktora yapman gerekiyor. Doktoranı eğer çalacaksan, çalmayı göz önüne almışsan, efendim intihal yapacaksan, hırsızlık bir tez ortaya koyacaksan, başkasının tezini çalıp da bu benim diyeceksen, yaptığın işi harp olarak nitelemekten daha kolay bir şey yok. Hatta hocam bu şeyden başka literatür de ortaya çıkmış. Mesela Darül Harp. Mesela bu siz faizi meşru kılacaksınız ya da işte herhangi bir şeyi meşru kılacaksınız. Gidip hem başka bir ülkeye... İyiyle iş yer iyiye ne diyelim şimdi. Aslında bundan çıkmış fıkıh değil mi? Evet, evet. El harbi hudatunu siz Allah Resulü'nün temiz diline koyarsanız bu yalanı, oradan ürettiğiniz fıkıh içine de şer'i hileyi koyarsınız. Kanuni hile. Nasıl bir hile? Allah'a karşı hile. Yani zekat vermek istemiyorsun. Koca koca insanlar, koca koca müçtehitler buna evet diyenler düşünebiliyor musun? Zamanının halifesi soruyor, nasıl kurtarırız? Dönemin baş kadısı halifeye çıkış yolu gösteriyor.
Havelanul havl, yani yıl dolmadan evvel, yıl dolmadan evvel efendim yenge hanım tüm altınlarını, ziynetlerini, değerli taşlarını, elmaslarını, yakutlarını, zümrütlerini tümünü sana hibe eder. Yıl dolmadan evvel, son aya girdiğinde. Ondan sonra o sen ona geri verirsin, zekattan kurtulursun. Ne güzel. Allah'ı kandırıyorlar. Allah'ı kandırıyor. Öbürü de yani düşünün, koskoca mezhep imamı. O da bir başka hile şey yapıyor. Yani yıl dolmaya yakın altını gümüşe çevir. Anlatabiliyor muyum? Efendim bir yıl dolmamış olsun, altını gümüşe çevir veya gümüşle altına çevir, işte zekattan kurtuldun. Şimdi Allah'a karşı hile yapıyorsunuz. Bunun gibi neler neler neler. Evet, aynı bu konuda, şey faizde de var. Bu konuda Kitabül Hiyel yazılmış. Hile kitapları, hile kitapları. Onun için yani buna da hatta Kur'an'dan alakasız olduğu halde Eyüp peygamberi işte bir sapları birleştir de bir şey hile yapmış güya. Orada hile yapmış güya. Bir peygambere de böyle bir şey atılıyor. Hocam işte Allah böyle şeyler içinde fi kulubihim zeyhun diyor. Eyvallah. Siz kalbinizde kayma varsa uyduruyorsunuz Kur'an. Yani özetle buradan yola çıkarak bir edebiyat üretmişiz, bir rivayet kültürü üretmişiz. Kur'an'a paralel münafıklık alametleri çıkarmışız. Kur'an'daki bize yeterdi. Kur'an tanımlamadığı şey yok ki bu konuda. Aynen. Hepsini en ince ayrıntısına kadar veriyor zaten. Kur'an'dan yola çıkarak çıkarılmış münafık alametlerini ben klasik eserlerin hiçbirinde görmüyorum. Çok ilginç değil mi? Böyle bir başlık da görmüyorum. Omuzdaki tozu silkeleme babı var. Deveye binme babı var, deveden inme babı var, yere tükürme babı var, anlatabiliyor muyum? Yani istinca babı var ama bu bab yok, böyle bir bab yok. Münafıklarla ilgili evet. Yani yok. Aynen. Yani bu anlamda böyle bir literatür üretmişiz. Bir literatür daha üretmişiz, o da şu efendim, münafıkları yuyup yıkayan, temize çıkaran ve onları aslında Müslüman toplumun başına bela eden bir literatür, bir de münafık üreten bir literatür üretmişiz. Nedir o? Dinden döneni öldürün. Evet. Şimdi bir adam Müslüman olacağım dese, bir ehli kitap biri, gayrimüslim, Müslüman olacak. Tamam, Allah mübarek etsin. Peki beğenmezsem, çıkarsan öldürülürsün. Düşünebiliyor musun? Öldürülürsün. Ya deli misin, sen de Müslüman oluyorsun demektir evet. Bu aslında. Hocam hatta o rivayetin metnine dayanarak adam Müslüman oluyorsa da öldürmeniz lazım. Tabii. Çünkü kim dinini değiştirirse öldürün diyor. Tabii. Dininden dönerse. O da dininden dönmüş. O da dinine. O rivayeti esas alırsak yani, değil mi? Metni esas alırsak evet. Öyle olması lazım. Yani İslam'dan dönerse değil, dinini değiştirirse. Eyvallah, doğru. Yani bu anlamda biz nur topu gibi münafıklar imal etmişiz. Öldürünler. Yaklaşık, düşünebiliyor musunuz? 50'ye yakın öldürün vardır. Öldürün. Yani sadece işte, dinden döneni değil yani. Hayır, daha değil. Neler? Olur mu? Efendim, zina yapanı öldürün. Öldürün. Tabii, taşlayın. Evet. Taşlayın. Ölünceye kadar taşlayın, recim. Öldürün. Recim. Efendim, üst üste 5 kere içki içeni. 5. kez öldürün. Rivayet. Anlatabiliyor. Efendim, yani böyle 50'ye yakın öldürün var. Yani 50 ayrı münafık fabrikası kuruyorsunuz ve üretmeye başlıyorsunuz. 50 ayrı münafık imalat atölyesi kuruyorsunuz. Evet. Şimdi öldürün dediğiniz bir insan ölmemek için mış gibi yapacak. Aynen öyle. Mış gibi. Bir de bu rivayetlere şunları da ekleyelim. Ağlayamasanız da ağlarmış gibi yapın. Niye mış gibi yapıyoruz? Bunu söyleyen kim biliyor musun? Bu rivayeti bugün gündeme geri getiren, bana ayet okuma. Ha, tamam. 500 ayet de okusan diyen var ya. Evet, evet. Yani ilahiyatlarımızdan bu tiplere doktora veriyorlar. Evet, gerçekten öyle, maalesef. Doktora veriyorlar. Ve işte ağlayamasanız da ağlarmış gibi yapın. Niye? Kimi kandıracağız? Kimi kandırıyor? Niye ağlarmış gibi yapıyoruz?
Rivayetinizde böyle yazıyor değil mi? Böyle yazıyor. Niye ağlarmış gibi yapıyoruz? İnsan ağlıyorsa ağlıyordur, ağlamıyorsa ağlamıyordur. İnsanları niye münafıklığa, niye ikiyüzlülüğe alıştırıyorsunuz? Bunu da dinin özündeymiş gibi gösteriyorsunuz. Üstelik bu münafıklık üretiminin birisi de, bir yöntemi de algı operasyonu o zaman hocam. Yani siz mesela ağladığınız zaman ya da işte gösteriş vücudunuzla, giyiminizle, konuşmanızla bir karşıda, muhatabınızda bir baskı oluşturuyorsunuz. Aynen. Adam size diyor ki siz aslında hiçbir şey olmadığınız halde size olmadığınız bir değeri veriyor. İşte bu adam şöyle bilgili, kullandığı kelime Arapçayı ne kadar acayip kullanıyor. Demek ki aksesuara bakıyor. Aksesuar. Aynen öyle. Ne söylediği yani, önemli değil. Aynen öyle. Yani sırtında cübbe, kabuk, sarık efendim var mı? Tamam. Oraya bakıp ona bir değer veriyor. Evet. Aslında o da o aksesuarla karşısındakine üzerinde güç üretiyor. Evet. Otorite üretiyor. Aslında bu bir zulümdür. Baskı yapıyor yani. Adı konulmamış bir baskı yapıyor. Karşısındaki üzerinde güç uyguluyor. Evet. Onun için o da ayrı bir şey. O da münafıklığın ayrı bir türü. Ve bu sefer ne oluyor? Güç üretmek isteyenler o aksesuardan ediniyorlar. Yani içinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani sakalında, suratında sakal var, üstünde yüz yok. Kafada sarık var, altında kafa yok. Sırtında cübbe var, içinde adam yok. Ama düşünün ki ennehum huşubun musennede. Giydirilmiş kalas. Tam da giydirilmiş kalas dediği kalaslar, yani ayetin indiği ortamdaki o adama benzeyen kalaslar böyleydi işte. Hatta kıyafetleri de buydu. Evet, kıyafetleri de aynen buydu işte. Hocam peki, şimdi Rabbimiz Resulullah'a bile sen onlara dikkat et, bak gerçek düşman onlardır şeklinde çok böyle can yakıcı hitaplarda bulunuyor bu ayeti kerimelerde, Münafıkun suresinde. Peki Resulullah dikkat edecek. Biz de elbette dikkat edeceğiz. Biz de bu ayetlerin muhatabıyız. Nasıl, ne yapmamız lazım? Yani bir mümin münafıkı anlayabilir mi? Ya da nasıl, ne yaparak anlayabilir? Veya münafıklardan korunmanın yöntemleri nelerdir? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Bir skala çıkarabilir miyiz? Bir yöntem, eyvallah, bir yol. Esasen münafıklardan korunmanın yöntemi hayatın içinde imanının bedelini ödemektir. İmanınızın bedelini ödeyecek bir hayatı yaşarsanız eğer, o bedeli ödemeye geldiğinde münafık error verecektir. Anlatabiliyor muyum? Sistem error verecektir. Orada biplemeye başlayacaktır. Kırmızı ışık yanıp sönecektir. Orada göreceksiniz. Niye? Bedelini ödemeye geldiğinde ödemeyecek. En tipik örneklerden biri. Bir örnek vereyim. Buyurun mesela. Sadaka-i Necva. Necva sadakası münafıkları ortaya çıkarmak içindi. Neydi? Özel görüşme talep ediyor. Özel görüşmeye giriyor Resulullah'la. Konusu görüşeceği falan bir şey yok. Söyleyeceği bir şey yok. Sadece Resulullah'la özel görüşmeden çıkınca kapının önünde durup şöyle bir yılışmak. Gösteriş. Gösteriş yapacak. Ben Resulullah'la özel görüştüm. Bilseniz neler konuştuk biz. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir algı operasyonu. Tabii, bu da bir baskı operasyonu. Tabii operasyon çekiyor. Evet. Yani ya özel görüşüyor. Demek ki özel bir adam. Yani buna Resulullah özel görüşme şeyi verdiğine göre o zaman bunda bir şey var. Buna dokunmayalım. Düşünebiliyor musunuz? Tam da münafıkça bir plan. Bir artı şey. Özel görüşme yaptığı için Resulullah'a iftira atmanın da yollarını ortaya aynen açmış öyle. Oluyor. Önüne bir açmış sürü oluyor. Evet. Şeyi var. Mahzuru var bunun. Çünkü özel görüştü, ne görüştü bilmiyorsunuz. Biz orada Resulullah'la şunu konuştuk. Ben ona şunu söyledim. İstediğini dese, söyletebilirim. Aynen öyle. Kim hayır diyecek? Kim ne diyecek? Resulullah'tan hemen sonra uydurmaların çıkması. Hatta Resulullah yaşarken onun adına uydurulması ve onun da dönüp kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki koltuğuna hazırlansın demesi boşuna değil ki. Örnekleri var da onun için diyor. Onun için özel görüşme sadakası konuldu. Necva sadakası. Yani özel görüşme, özel randevu sadakası. Bir günde mesele halloldu azizim.
Çünkü işin içinde para var para ya. Para olunca. Para var ya, para verecek. İşine gelmedi. Demek ki onları asıl can damarında vurmak istiyorsanız. Biraz önce sorduğunuz soruya Kur'an'dan cevap efendim. Yani bunlara karşı nasıl önlem alabiliriz? Öncelikle bunlara karşı maskesini sıyırarak önlem alabiliriz. Maskesini sıyır. Nasıl maskesini sıyıracağız? Dediğim gibi işte infak bir numaralı maske sıyırma şeyidir. İnfak harika bir ayıklama. Münafık ayıklama. Münafık yakalama. Oltası. Oltası. Eyvallah. Münafık yakalama oltası. Münafık yakalama tuzağı diyelim. Efendim, fare tuzağı. Evet. Kapan diyelim. Kapanı gibi. Münafık kapanıdır. Oraya yakalanır. Geçemez. Dahası Kur'an'dan münafıkların tanımlarını, münafığın vasıflarını çok iyi öğrenmek lazım. Evet. Yani bu manada Kur'an'ın bize taşıdığı bu zamanlar ve zeminler üzeri münafık tipolojisi. Bakınız, her zaman derim. Nemrut ölür, Nemrutluk ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Evet. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheblik ölmez. Tebbet suresi Ebu Leheb hakkında değil, Ebu Leheblik hakkında. Dolayısıyla potansiyel Ebu Leheb'ler hakkında. Aynen öyle. Zaten Ebu Leheb'lik ölmeyeceği için Ebu Leheb'liği tanıyalım diye. Yoksa Yusuf kıssası ölmüş, tarih olmuş, kemikleri bile kalmamış olan Hazreti Yusuf'un hikayesi değil. Değil, evet. Peki neyin hikayesi? İffetin hikayesi. Yani İlimle, hikmetle, gayretle, iffetle, hizmetle, çabayla, bilgiyle bir kişi bir toplumda ne yapabilir? Sorusunun cevabıdır. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani münafıklar hakkında Kur'an'ın bizim önümüze serdiği o pasajları münafığı tanıma açısından iyi bir zemin olsun diye ders mahiyetinde önce bilgilenmek lazım. O zaman hocam ben şunu da çıkartıyorum bu söylediklerinizden. Aslında bizim belki de fitne kavramını da ayrıca bir işlememiz lazım. Harika. Çünkü fitne altını altın olmayandan ayıran potanın, altının eritildiği potanın ismi. Ergitme potası. Ergitme potası. Demek ki kimin ne olduğunu ortaya çıkarabilmemiz için Rabbimizin soktuğu fitneler, yani onlara soktuğu imtihanların neticelerine de dikkatle dikkat kesilmemiz lazım. Oradan kendimize sonuçlar çıkarmamız lazım. Belki de bir sonraki programımızı fitne kavramı üzerine yaparız hocam. Buradan da malzeme çıkardım. Bakın bir hafta sonrası da Allah nasip eder, sağlık verirse. İnşallah. Bu konuda söyleyeceğiniz sözleriniz varsa son dakikalarımız hocam, 28 dakikamız var. Çok isabetli. Fitne esasen münafıklarla ilgili pasajlarda da geçen bir kavramdır. Ama fitne nötr bir kavram. Yani peşinen fitne negatif bir kavram değil. Değil. Evet. Nötr bir kavram. Evet. Biraz önce de işaret ettiniz. Ergitme potası veya ergitme işlemine ver. El-Fetnu denir. Evet. El-Fetnu. Ergitme işlemi. Niye ergitilir maden? Cevher. Cevheri curuftan ayrılsın diye. Ayırmak için. Peki bir tarafta cevher, bir tarafta curuf vardır. Aslında insan cevhere mi çıkacak, curufa mı çıkacak? Çürüye mi çıkacak? Çürüye mi çıkacak? Çürük de oradan gelir zaten. Yani bunu insan kendisi görsün diye. Allah herkesi böyle bir potada eritir. Herkesin imtihanı farklıdır. Biz buna imtihan diyoruz ya, onun adı fitnedir aynı zamanda. Fitne imtihandır aynı zamanda. Mallarınız ve evlatlarınız aynen fitnedir. Sizin fitnenizdir. Fitnenizdir. Evet. İnnemâ envâlukum ve evlâdukum fitne. Yani niye fitne? Mal sahibi olmayalım mı? Bunu mu diyor
Allah. Yani fitnesiz mi olalım? Hayır, böyle bir şey yok. Hatta böyle dua eden birinin ağzına kamçısını vurmuştu Hazreti Ömer. Bir adam evlatsız mı kalasın? Bir adam muhtaç mı olasın yek ekmeğe diye ağzına vurmuştu. Yani sen öyle dua etme. Allah'ım fitnenin şerrinden beni koru diye dua et. Yani evladın şerrinden, malın şerrinden koru diye dua et. Dolayısıyla bu anlamda başımıza gelen her şey fitne. Esasen her nimet fitnedir. Çünkü cevher ve cürufunuzu ayırır. Bu fitneden cevher olarak da çıkabilirsiniz, cüruf olarak da. Servet bir fitne, imkan bir fitne, şöhret bir fitne, iktidar bir fitne, para bir fitne. Anlatabiliyor muyum? Güzellik belki güzellik, bir fitne. Sağlık, yakışıklılık, ilim bile bir fitne. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bu ilmi belam gibi de kullanabilirsiniz. Yani bir mümin olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla elde etmekle sevineceğiniz her şey aynı zamanda bir imtihan aracıdır. Çok güzel hocam. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Böylelikle münafıklar, yani daha doğrusu Kur'an'ı bu bağlamda, bu gözle okuduğumuz zaman daha burada ele alamadığımız neler neler görülecektir. Sevgili izleyicilerimize böyle bunu ödev belki vermiş olalım. Ama biz bu kısa süremiz içerisinde münafıklık ile ilgili Rabbimizin verdiği önemli köşe taşlarını görmüş olduk. Özür dilerim, şunu da üzerine ekleyebilir miyim? Tabii buyurun yani hocam, bu vaktimiz var. Fitne ile münafıklık arasındaki bağı kurma açısından söylüyorum. Bu anlamda eğer insan bu potadan geçtikten sonra, içinde cevher olmadığı halde cevher varmış numarası çekiyorsa, işte fitnenin ikinci fitnesi olur. Anlatabiliyor muyum? Katmerlisi diyorsunuz. Aynen öyle. Fitnenin katmerlisi olur. Ne gibi diyeceksiniz? Bir örnek verelim. Şöyle altın suyuna batırılmış teneke. Şimdi alın size bir münafık. Tam da münafığın harika bir metalurji üzerinden, metal üzerinden tanımı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Altın suyuna batırılmış paslı teneke. Bunu altın diye birine aldatabilirsiniz, verebilirsiniz. O da altın zannedebilir. Ama ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım sorusunun işte tam da burada cevabı. Mihenk taşı nedir? Mihenk taşı. Mihenk taşına vuracaksın. Veya yüzünü kazıyacaksın. Yüzünü kazıyacaksın. Mihenk taşına vuracaksın. Mihenk taşı nedir? Peki insanın hamını hasından ayıracak, münafığını olmayanından ayıracak mihenk taşı nedir? Ana mihenk soru taşı. Bu. En güzel soru bu. Bu çok önemli. Esasen mihenk taşı bu noktada ferasettir. Müminin ferasetidir. Müminin feraseti yani at gibi bakış. Hocam konuyu yine atlara getirdim. Ata getirdim. Yani at gözlüksüz bakış. Atın gözü 360 derece görür derler. Siz at uzmanısınız. Estağfurullah. Hakikaten de efendim, arkasını bile görür. Öyle değil mi? Arkayı da görür. Onun için ürker. Evet. Onun için at gözlüğü takarlar. Dolayısıyla gözün konumu öyle bir konum ki, baş öyle şekillenmiş ki tekamülü sırasında, o atın başının şekillenişi bile arkayı görmek üzere. Arkayı, altı, yukarıyı ve karşıyı görür. Bu anlamda mümin de tam feres gibi bakmalı. Feraset sahibi. Oradan geliyor değil mi? Oradan gelir. Çok güzel. Oradan gelir. Yani sadece bir tarafına değil, öbür tarafına da bakmalı. Ama bunun için gönül gözünü eğitmeli. Yani beyninin içini eğitmeli. Gönül gözü oradadır. Gönül gözü efendim beynindedir. Gönül gözü aklıdır. Akıl gönül gözüdür. Peki aklı ne ile aşılamalı? Ne ile terbiye etmeli? Vahiy ile aşılamalı. Vahiy ile terbiye etmeli. Onun için dedim ki münafıkların vasıflarını Kur'an'dan öğrenip o vasıfları bu çağa taşıma. Yani o vasıfları nasıl bulurum, nasıl görürüm, nasıl ayırt ederim? Yani bir münafığın bana zarar vermesini nasıl ayırt ederim? Yani çenesi çok iyi iş yapıyor. Ama bakıyorsun
Yani özelde bakıyorsun, yaşantısına bakıyorsun, efendim özel şeyine bakıyorsun. Aa, tırt. Evet. Efendim, bakıyorsun söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor. Farklı, evet. Farklı. Bakıyorsun çok cezbedici, dışarıya çok anlam yüklüyor, dış görünüşe. Hı-hı. Gösterişçi bir dindarlığa çağırıyor, gösterişçi bir dindarlık satıyor, pazarlıyor yani. Hı-hı. Pazarlıyor, pazarlıyorsa bil ki iş var onun arkası. Arkası karanlık. Dolayısıyla pazar, çünkü bir insan olduğu şeyi pazarlamaz. Göründüğü şeyi pazarlar. Olduğu şeyi pazarlamak. Olduğu şeyi pazarlamak kendini satmak demek. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Olduğu şeyi pazarlamaz. Sevdiği bir şeyi insan satar mı? Sevdiği bir şeyi pazarlamaz. Hele hele imansa bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu anlamda altın suyuna batmış tenekeme olup olmadığını bu mihenk taşıyla ölçecek. Ferasetle bakacak. O feraset de dediğim gibi o feraseti inşa eden akıl da vahyin inşa ettiği bir akıl olacak. Neden? Çünkü sizin programımızın başından beri vurguladığınız, aslında belki de yani münafıklığı da onun bir şubesi sayabiliriz. Kavramların içerisini vahyin doldurması gerekiyor. Aynen. Kavramların içerisini vahiy değil de akıl bile doldursa, vahyin kılavuzluğundan çıkmış bir akıl bile doldursa, biz o kavrama güvenimiz vahye sırt dönmüş kalmıyor. Evet, vahye sırt dönmüş akıl, eyvah, bile doldursa o kavrama güvenimiz kalmıyor ki işte rivayet kültürü dediğiniz yerde, evet, bu çokça yapılmış bir şey. Yani rivayetler münafık üretiyor. Evet. Bir paralel münafık tanımları çıkarmışsınız Kur'an'a aykırı rivayetler üzerinden. İkincisi, öyle şeyler koymuşsunuz ki hükümler, hukuki hükümler, münafık üretme makinesi. Çünkü Kur'an mürtedi öldürün demiyor. Evet. Kur'an'da mürtetle ilgili ayetler var. Bir tanesi de mürtede dünyada ceza biçmiyor. Aynen. Eğer sen kalkar da mürtede ölüm cezası biçersen münafık üretirsin. Evet. Yani Kur'an'ın emretmediği dinde, Kur'an'ın emretmediği dinde, ama bu çok önemli, dinde Kur'an'ın söylemediği şeyleri söylemek daima yan tesiri olan, büyük zararlara yol açacak daima bir olumsuzluğun sebebidir. Çünkü dini organik halinden, aynen, uzaklaştırmış olursunuz. Aynen. O saf halinden uzaklaştırmış, aynen, olursunuz. Paralel din böyle, paralel bir şey. Paralel din böyle bir şey. Aynen. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür, aynen, ederim. Eğer uygun olursanız önümüzdeki hafta da yine cuma akşamı sizi konuk etmeyi çok isteriz. İnşallah. İnşallah. O zamana kadar da size hayırlı iftarlar diyeceğim, evet, ama bir dua etmeden de bırakmayacağım inşallah. Bir dakika kadar bir vaktimiz var. Onu da iftar duasına ayıralım hocam isterseniz. Buyurun. Eyvallah. Eyvallah. Amin. Ya Rabbi, orucun tuttuklarından eyle. Ramazan hep hoş gelir. Hoş gelen Ramazan'ın hoş bulduklarından eyle. Boş bulup nahoş bulduklarından eyleme Allah'ım. Allah'ım, Ramazan'ı bize getiren Kur'an idi. Kur'an'a sırtını dönüp de Ramazan'ı kutladığını zannedenler aldanır. Bizi aldananlardan eyleme. Ya Rabbi, Kur'an'ı bizden, bizi Kur'an'dan hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbi, Kur'an'ı bize aç, bizi Kur'an'a aç. Susuz yüreklere, vahye susamış yüreklere, vahyin suyunu ellerimizle saç. Zira insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi. Ya Rabbi, aklımızı vahiy ile münevver eyle. İrademizi vahiy ile münevver eyle. Kalbimizi vahiy ile münevver eyle. Hayatımızı ve evimizi vahiy ile münevver eyle. Nurlandır. Ve sokaklarımızı, şehirlerimizi, ülkemizi ve dünyamızı vahiy ile münevver eyle. Ya Rabbi, İslam insanlığı, dünyayı barış adasına çevirme projesiydi. Senin projendi. Adı İslam konmasının sebebi de buydu. Fakat biz ellerimizle
insanlığı yeryüzünü barış adasına çevirme projesi olan İslam'ı, yeryüzünü savaş arenasına çevirme projesine dönüştü. Ya Rabbi, tekrar İslam'ı asli özellikleriyle gönüllerimize inzal eyle. Bizi hakiki teslim olmuşlardan eyle. Hakiki müminlerden ve Müslümlerden eyle. Ya Rabbi, bizi muslahinden eyle. Islah edicilerden eyle. Ya Rabbi, elimizle ifsad ettiklerimizi elimizle ıslah edecek bir liyakat lütfeyle. Ya Rabbi, biz Müslümanlar İslam'ın yüz karası olduk. İslam'ın yüz akı eyle. Tekrar seninle olan fıtrat sözleşmemize, misakımıza tekrar dönmek istiyoruz. O sözleşmeyi tazelemek istiyoruz. Ve diyoruz ki, Ya Rabbi, fıtrat sözleşmemize sadık olmak için bize bir liyakat nasip eyle. Ehliyet nasip eyle. Ya Rabbi, yeryüzünün kalbi olmamız gerekiyordu. Umudu, şefkati olmamız gerekiyordu. 7 milyarlık iman yetimlerinin, İslam yetimlerinin, Kur'an yetimlerinin gözyaşını silen ve onlara manevi anne ve babalık yapan insanlar olmamız gerekiyordu. Bu liyakati bize lütfeyle. Ya Rabbi, hepimizin ibadetlerini, oruçlarını kabul eyle. Hayatımızı Kur'anlı ve imanlı eyle. Ve salli ve sellim ve barik cemi'al enbiya'i vel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. وسلامة على الحاضرين والغائبين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı Amin. İftarlar dileyelim. Amin. Sevgili izleyiciler, hepinize hayırlı iftarlar dileyerek pazartesi akşamına kadar ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama hafta sonunda da iftar saati programımız devam edecek. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.